Sağ ol Köksal. Suzan'ın kardeşi. Amerika'ya gittikten sonra ölmüş. Daha doğrusu kendisini öldürmüş, intihar. Ne? Neden? Orası bir garip işte. Doğum sonrası depresyon olarak geçmiş kayıtlara. Doğum mu yapmış? Çocuk Amerika'da doğduğu için oranın vatandaşı. Onunla ilgili bilgi yok. Peki babası kim? Öğreneceğiz. Yurdal Sargun'la Suzan'ın kardeşinin bir ilişkisi var. Kardeşinin aynı sene bir çocuğu oluyor. Ama babası bilinmiyor. Suzan da Yurdal Sargun'dan ölesiye nefret ediyor. Aynı şey mi düşünüyoruz? Galiba. Muhtemelen çocuk Yurdal Sargun'dan. Suzan da kardeşinin ölümünden onu sorumlu tutuyor. Ya, Savaş'ın bilmediği bir kardeşim var yani. Ya böyle bir şey nasıl söylenir ki? Meryem, bu çocuk işi falan beni boğdu. İşin çok zor. Görüşürüz sonra. Tamam, üzülmeyin. Alacağız geri. Ona üzülmüyorum ki. Kimin aldığına üzülüyorum. Naz Hanım. Oteldeki şovunun sebebi belli oldu. İşinin parçasıymış. Seninki de zor tabii. İş vesilesiyle tanışmıştık belki ama her şeyden çok sıkılmıştı. Birlikte çok eğleniyoruz biliyor musun? Hala da görüşüyoruz. Ah, hatta bir sonraki buluşmayı senin odada yaparız belki. Seni var ya! Hop yavaş! Ed! Ne oluyor burada? Senin işin bitmedi daha. Naz, kızım sakin. Sakın kızıma dokunma. Sakın. Hadi Naz gidiyoruz. Hayırlı olsun bu arada. Bir de dalga mı geçiyorsun? Evi demiyorum. Sen benimle bir gelsene. Tamam, hadi. Efendim abi. Neredesin güçlü? Şeydeyim abi, yoldayım. Nereye gidiyorsun? Ya benim telefonun şarjı bozulmuş da telefon bayisi arıyordum. Tamam, ben seni meşgul etmeyeyim. Sen ne diyecektin abi? Alo. Buyurun. Ya usta, beni böyle biraz memleket hasreti bastı da. Sordum burayı söylediler, iyi gelir dediler.
Bize misafirperverlik yok mu ya? Yok abi, onlar başka. Toplantı için. Allah Allah. Ya bir şey soracağım. Bu çaylar niye soğuk ya? Sizin yerel içeceğiniz falan mı? Ya bir şey soracağım. Bu Honoz İskoçya'nın bir ilçesi, beldesi falan mı? Hayırdır kardeşim, ne ayakçısın? Tamam, bırak içe! Açıl! Herkes otursun, oturduğu yere. Sizinle işim yok. Sakın. Gel buraya. Gel lan buraya. Hoş. Buraya gel lan. Hamile olduğumu öğrenmişsin ama yine de eve aldın. Düşman istiyordun. En alasını yarattın. Zamanla anlayacaksın. Senin en büyük düşmanın kocan. Ne çocuğumun hakkından vazgeçerim ne de kocamdan. O ev öyle dört duvarla manzarayla yuva olmadı. Sen onları bizden alabileceğini sanıyorsan. Yıllar evvel yine bir kadınla böyle karşı karşıyaydım. Çok sevdiğim bir kadın. O da Yurdal'a aşıktı. Ondan vazgeçemem diyordu. Onun da umutları vardı. Yurdal ne yaptı biliyor musun? Onun umutlarını toz etti. Elindeki her şeyi aldı. Her şeyi. Savaş'ın annesinden bahsediyorsan? Yurdal'ın hayatındaki bütün kadınlardan bahsediyorum. Bildiklerinden, bilmediklerinden, senden. Kör değilim. Yurdal'ı nasıl biri olduğunu biliyorum. Ama Yurdal çocuklarını çok sever. Onlar için yapmayacağı şey yoktur. Bu da bana yeter. Emin misin? Hepsi için mi? Ne demeye çalışıyorsun? Nasılsa yanına gelecek. Kocana sorarsın. Ne diyor bu yüzsüz yüzsüz? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.